Galatasaray'da Alexander Sørloth operasyonu. Son dakika Galatasaray gelişmesi. Falcao'dan umutunu kesen, Cagney'de bel bağlamak istemeyen sarı kırmızılılar, geçtiğimiz haftalarda red cevabı aldığı Sørloth için bir kez daha Leipzig'in kapısını çalacak. Ligde sadece bir gol atabilen ve son maçta süre alamayan 25 yaşındaki santraforun kiralanması için bu hafta Alman kulübüyle masaya oturulacak. Galatasaray'da ikinci Sørloth operasyonu başladı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon euro karşılığında Red Bull Leipzig'e transfer olan Norveçli yıldız Almanya'da aradığını bulamadı. Bundesliga'da çıktığı 14 maçta sadece bir gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren 25 yaşındaki santrafor son karşılaşmada süre dahi alamadı. Hocası Julian Nagelsmann, Sørloth transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, "Sørloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz. Bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var. Gol işgücüleri çok yüksek. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sørloth için ödenen 20 milyon euroyu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek." demişti. Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü almayacaklarını da dile getiren Nagelsmann'ın yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor. Alman medyasında yer alan iddialara göre Leipzig'in gündeminde iki forvet birden var. Daha önce Sørloth'un kiralanması halinde Red Bull'un Avusturya'daki diğer takımı olan Salzburg'a gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Norveç yıldızın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar lisedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan sarı kırmızılılar bu hafta sonu Red Bull Leipzig yöneticileriyle bir araya gelecek. Sørloth'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Jimbom Alman ekibine yeni teklif sunacak. Tedavisi İspanya'da süren Falcao'dan umudunu kesen, Cagney'in de istikrarsızlığı sebebiyle bir şampiyonluk yarışını daha kaldıramayacağını düşünen teknik ekip, iyi bir teklif gelmesi halinde her iki golcüyle de yolların ayrılmasına onay vermiş durumda. Eğer iki tecrübeli futbolcu da takımdan gönderilirse onların yerine iki forvet taklisi birden yapılacak. Sørloth da lisedeki adaylar arasında ilk sırada yer alıyor. Milyonaryos'un sahibi. Her gün Falcao hayali kuruyorum. Kolombiya'nın en büyük kulüplerinden olan Milyonaryos'un sahibi Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu transfer etmenin hayallerini süslediğini belirtti. Hedefinin Milyonaryos'la Copa Libertadores kaldırmak olduğunu söyleyen Gustavo Serpa, Karakol Radyo'ya yaptığı açıklamada, "Her gün Radamel Falcao'nun Milyonaryos forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao ile daha önce bir görüşme fırsatım oldu. Bu transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı." ifadelerini kullandı. Gustavo Serpa, "Milyonaryos gibi büyük kulüpler taraftarların arzu ettiği isimleri getirmek isterler. Taraftarların isteklerini ben her zaman göz önünde bulundururum. Freddy Guarin ve Fernando Uribe gibi transferlerle hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı. Kolombiya'da 15'lik şampiyonluğu bulunan Milyonaryos son olarak 2017 yılında bu kupayı kaldırmayı başardı. Radamel Falcao ise 15 yaşında ayrıldığı Kolombiya'da sadece altyapı düzeyinde Lencares Boyaco forması giydi. Cagney transferini hemen bitirin. West Bromwich menajeri Sam Allardyce, Galatasaray'dan Mbaye Cagney'in bir an önce kadroya katılmasını istiyor. Allardyce, Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Cagney'in transferi için daha fazla gayret istiyor. West Bromwich Albion'un da bulunduğu West Midlands bölgesinde yayın yapan Express and Star gazetesinde yer alan habere göre, West Bromwich Albion, Cagney için Premier Lig'de kalınması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği kiralama teklifi yaptı. Gazetenin haberine göre Galatasaray ile West Bromwich henüz bu teklif üzerinde bir anlaşma sağlayamadı. Çıkan transfer haberleri üzerine Express and Star'a konuşan Sam Allardyce, "Ocak ayında transfer çok zor ama işimizi yapmaya çalışacağız. Umarım bu transfer dönemi sonuna kadar 3-4 iyi oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Bu süreç ne kadar kısa sürerse bizim adımıza o kadar iyi olur. Ocak ayı bitimine kadar 3 maçımız var ve umarım bu ay bitmeden transferler kadroya katılır." açıklamasını yaptı. West Bromwich transferde şu ana kadar Robert Snodgrass ve Andy Lonergan'ı kadrosuna kattı. Allardyce, "Eğer birkaç tane daha kaliteli oyuncu alabilirsek tüm takıma moral açısından da etkisi olacaktır. Kulübü bu pozisyondan kurtarmak için bu şart." sözleriyle konuşmasını noktaladı. Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservisiyle transfer ettiği Mbaye Cagney bu sezon 19 maçta 11 gol attı.
West Bromwich'in Cagney'i sadece kiralamak için bile yüksek bir bedel ödeyeceği konuşuluyor. Kaynak SporX. Ve Michael Seri yeniden gündemde. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri yeniden Galatasaray'ın gündeminde. Galatasaray macerasının ardından Fulham'a geri dönen ve orada kadro dışı bırakılan Seri, sarı kırmızılara çok yakın. Cimbom, geçen sezon 1,5 milyon euroya kiraladığı oyuncu için bu kez kiralama bedeli ödemek istemiyor. Fulham'da kadro dışı bırakılan fil dişili orta sahanın da tekrar Fatih Terim'le yeniden çalışmayı çok istediği belirtiliyor. Oyuncunun menajeri Portekiz basınına Galatasaray hakkında konuştu. Fulham'da kalma ihtimalinin olmadığına değinen menajer, "Kalma ihtimali yok, zaten kalmaması lazım. Benfica'dan benimle doğrudan temasa geçen kimse olmadı. Ancak sanırım kulüp ile oyuncu arasında bir görüşme olmuş. Galatasaray'ın ise bir ilgisi var. Ne olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan yönetimin de geçen sezon sonunda birikmiş alacağının önemli kısmından vazgeçen Seri'nin dönüşüne sıcak baktığı kaydediliyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 37 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kaynak Aspor. Galatasaray'dan Mesut Özil'i gölgede bırakacak transfer. Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı Kırmızılılar da teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla orta saha arayışları sürüyor. Özil'i ve şampiyonluk yolundaki rakibi Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini yapmasının ardından Galatasaray'da beklentiler bu transfere cevap olacak bir oyuncu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz daha öncesinde transfer limiti konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişti. Bu sebeple Cimbom transferde kiralık ya da limitin artmasıyla sezon sonu ödenecek şekilde bir planlama yapmaya hazırlanıyor. Devre arası transfer döneminde adından söz ettiren bir transfer yapmak isteyen Galatasaray gündemine Luka Modric'i aldı. Real Madrid'in yıldızı Luka Modric için harekete geçen Galatasaray, İspanyol ekibiyle temasa geçti. TV 100'de yayınlanan Var Odası programında Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci ile gündemi meşgul ederek Luka Modric'in menajeriyle görüşmelere başladığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine karşılık olarak Galatasaray ise Luka Modric'i kadrosuna katmanın peşinde. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Luka Modric, kariyeri boyunca 600 maçta sahaya çıkarken 65 gol ve 104 asistlik katkı sağladı. Galatasaray, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katıyor. Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a çok yakın. İki kulüp arasında süren bonservis pazarlıklarında sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, İrfan Can Kahveci transferi için Göksel Gümüştağ ile görüştüklerini ve transferi bitirmek için çalışma içinde olduklarını ifade etmişti. Sabahta yer alan habere göre Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüştağ'ın talep ettiği bonservis bedelini ödeyemeyecek olan Galatasaray bu transferde farklı bir rota izleyecek. İrfan Can'ın bonservisinin yarısını satın alacak olan Cimbom bir sonraki satışta Başakşehir Kulübü'ne %50 pay verecek. Buna karşılık şu anda ödeme yapamayacak olan Aslan sezon sonunda 4-5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray ile Başakşehir arasındaki anlaşmanın sağlanmasının ardından Galatasaray ile İrfan Can Kahveci arasında 3,5 yıllık sözleşme imzalanacak. İrfan Can Kahveci Instagram hesabından Fatih Terim'i takip etmeye başlamıştı. Bu hamlede transferde artık son pürüzlerin kaldığı yönünde değerlendirilmişti. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmeye transfer sürecinin başından beri çok sıcak bakıyor. Öte yandan A-Spor yorumcusu Murat Özbostan, spor medyası programında Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci ve Onyekuru transferleri hakkında konuşan Özbostan, "Onyekuru'da İrfan Can da büyük ihtimalle Galatasaray forması giyecek." ifadelerini kullandı. Fatih Terim'den transfer açıklaması. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildiğimiz derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Vodafone Park'taki maç sonrası basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Terim, "Büyük maçlarda eksik kaldığımız zaman sonuç pek de istediğimiz gibi olmuyor. Daha çok maç var. Telafi edeceğimizi düşünüyorum." dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı Jackney'nin atılmasına kadar baktığımızda Marcano'nun geri pasının haricinde pek ciddi bir tehlikeyle karşılaşmadık. Beşiktaş'ın öndeki dörtlüsüne çok fazla şans vermedik. Ancak maçın 58. dakikasında oyuncumuzun atılması hiçbir teknik adamın arzu edeceği ya da bekleyeceği bir hadise değil. Kırmızı kart doğru bence. İnsan kafasıyla gideceği bir yere ayağıyla giderse diğer oyuncu da bunu kullanır diye konuştu. Bu sezon birçok maçta oyuncularının kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Fatih Terim. Maalesef bizde Falcao atılıyor, Jackney atılıyor. Epey maçta 10 kişi oynuyoruz. Sahanın en iyilerinden biri olan Luyendama'nın da hatalarıyla. Birinci golde Luyendama'nın ıskası kadar diğer oyuncuların da hatası var. Orada topa vurdurmamaları lazımdı. İfadelerini kullandı. Fatih Terim transfer konusunda ise daha vaktimiz var. Biz burada transfer yaparsak belki de yaz aylarında küçük dokunuşlarla Galatasaray yeni bir takım haline gelecek. Sayın Kaan Kançal bana ihtiyaç olup olmadığını sordu. Ben de var dedim. Yapamasak da olur, dünyanın sonu değil dedim. Yoksa ben transfer istemiyorum demedim. İfadelerini kullandı.